Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu Modalsätze, Art und Weise ausdrücken. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar hatırlarsanız bir önceki dersimizde bunun ilkiyle başlamıştık. Modalsätze'nin ikincisi bu arkadaşlar bu dersimiz. Şimdi bu dersimizde biz dadurch, damit, so, auf diese Weise'yi görüyoruz. Bu tahtada şu an. Bunlar ne anlama geliyor? Bunlar arkadaşlar bu sayede anlamına geliyor. Demek ki ben bir cümleyi oluşturduğumda bu sayede şeklinde ne yapmış oluyorum? Bu yapıları kullanmış oluyorum. Örnek cümlemize bir bakalım. Ne diyor? Die Kandidaten informieren sich über die Webseite der Firma zu den verschiedenen Bereichen. Anlaşılır olduğunu düşünüyorum ama gene de bir üstünden geçelim. Ne diyor? Die Kandidaten, yani adaylar, sich informieren neydi arkadaşlar? Bilgi almak değil mi? Über bir şey hakkında neymiş o? Die Webseite der Firma zu den verschiedenen Bereichen, yani firmanın web sitesinde belli başlı değil mi? Çeşitli, verschieden neydi? Çeşitli alanlara dair bilgilendirme alıyorlarmış değil mi? Bu adaylar. Şimdi bir sonraki cümlemize baktığımızda bu sayede ile devam edecek. Yani dadurch ile baktığımızda dadurch können sie die Einstiegsmöglichkeiten entdecken. Bu sayede die Einstiegsmöglichkeiten arkadaşlar einsteigen neydi? Adım atmak demekti. Möglichkeit neydi? Olasılık, olanak anlamındaydı. Dolayısıyla işe girme olasılığı, olanağı şeklinde güzel Türkçemize çevirebiliriz. Entdecken de keşfetmek demek. Yani bu sayede işe girme olanaklarını keşfedebilirler demeye getiriyor cümlemiz. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar dadurch, damit, so, auf diese Weise, bunların hepsi aynı arkadaşlar, aynı fonksiyon. Sadece ne yapmış oluyorum? Dadurch'in yerine damit'i, damit'in yerine so ya da so'un yerine auf diese Weise şeklinde dilediğimi kullanabiliyorum. Dolayısıyla hepsi aynı anlamı veriyor. Bu sayede anlamını veriyor. Dolayısıyla tekrar cümlenin başına gelecek olursak, ilk cümlenin başına gelecek olursak Die Kandidaten informieren sich über die Webseite der Firma zu den verschiedenen Bereichen. Yani az önce de söylemiş olduğum gibi adaylar firmada çeşitli alanlara dair ne yapıyorlar? İnternette araştırmalarını yapıyorlar. Ve diğer cümle ne diyor? Dadurch können sie die Einstiegsmöglichkeiten entdecken. Bu sayede ne yapabilirler arkadaşlar? İş olanaklarını keşfedebilirler demiş oluyoruz. Demek ki dadurch können sie die Einstiegsmöglichkeiten entdecken ya da damit können sie die Einstiegsmöglichkeiten entdecken ya da so können sie die Einstiegsmöglichkeiten entdecken ya da auf diese Weise können sie die Einstiegsmöglichkeiten entdecken. Hepsi aynı anlamda arkadaşlar. Dilerseniz şimdi bir sonraki örneğimize bir bakalım. Ne diyor? Erkundigen Sie sich vor der Reise bei ihrem Reiseexperten. Evet, bu ne diyor arkadaşlar? Sich erkundigen, bakın bir diğer refleksif fiil. Sich erkundigen, bilgilendirmek, bilgilendirilmek, yani bilgi almak anlamında. Vor der Reise, seyahat öncesi bilgi alın kimden? Bei ihrem Reiseexperten. Yani seyahat acentedeki kişi değil mi? Eksperden, uzmandan bilgi alın diyor cümlemiz. Yani erkunden Sie sich vor der Reise bei Ihrem Reiseexperten, değil mi? Bunun Almanca karşılığıymış. Şimdi diğer cümlemiz devam edecek. Böylelikle anlamına gelen bu yapıları göreceğiz şimdi. Dadurch haben Sie einen sorglosen Urlaub. Yani sıkıntısız, tasasız bir tatiliniz olacaktır bu sayede demeye getiriyor. Demek ki ben ne yapabiliyorum arkadaşlar? Dadurch haben Sie einen sorglosen Urlaub ya da damit haben Sie einen sorglosen Urlaub ya da so haben Sie einen sorglosen Urlaub ya da ne diyor, ne diyebiliyorum arkadaşlar? Auf diese Weise haben Sie einen sorglosen Urlaub demiş oluyorum. Dilerseniz bunların şöyle bir üstünden geçelim arkadaşlar. Demek ki ben
buradaki yapıları bu sayede diyecek olursam ne yapıyorum arkadaşlar? Öncelikle bir cümle kuruyorum, değil mi? Yapılan bir durum var, bir iş var, bir durum söz konusu ve ben temellendirmiş oluyorum. Bu sayede ile ne yapmış oluyorum? Temellendirmiş oluyorum bu ilk cümleyi. Ki ilk cümleye baktığımızda burada ilk örnekte Die Kandidaten informieren sich über die Webseite der Firma zu den verschiedenen Bereichen. Bakın burada bir olay var. Ne yapıyor? Olayımız adaylar ne yapıyorlarmış arkadaşlar? Firmada çeşitli alanlara dair bilgilendiriyorlar kendilerini, değil mi? Bu sayede ne yapıyorlar? Fırsatları keşfediyorlar. İş fırsatlarını keşfediyorlar. Dolayısıyla ne yapabiliyorum? Dadurch, damit, so, auf diese Weise ile bu sayede yapısını görmüş oluyoruz. Bu durumda söz gelimi auf diese Weise dediğimizde auf diese Weise können Sie die Einstiegsmöglichkeiten entdecken demiş oluyoruz. Sonraki örnekte ise arkadaşlar können Sie sich vor der Reise bei Ihrem Reiseexperten ne diyor? Seyahat öncesi seyahat uzmanınızdan bilgilendirme alın demeyi getiriyor, değil mi? Können Sie sich, demek ki sich erkundigen bilgi almak demek. Seyahat öncesi vor der Reise, değil mi? Şimdi ben burada bu olayı anlattıktan sonra bunu temellendiriyorum. Bu sayede ne olacak? Bu sayede sıkıntısız bir tatiliniz olacak demiş oluyorum. Buradaki yapılardan birisini alıyoruz. Seçelim. Damit'i seçelim. Bu durumda Damit haben Sie einen sorglosen Urlaub demiş oluyoruz. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Kandidaten informieren sich über die Webseite der Firma zu den verschiedenen Bereichen. Die Kandidaten informieren sich über die Webseite der Firma zu den verschiedenen Bereichen. Dadurch können sie die Einstiegsmöglichkeiten entdecken. Damit können sie die Einstiegsmöglichkeiten entdecken. So können sie die Einstiegsmöglichkeiten entdecken. Auf diese Weise können sie die Einstiegsmöglichkeiten entdecken. Erkunden Sie sich vor der Reise bei Ihrem Reiseexperten. Erkunden Sie sich vor der Reise bei Ihrem Reiseexperten. Dadurch haben Sie einen sorglosen Urlaub. Damit haben Sie einen sorglosen Urlaub. So haben Sie einen sorglosen Urlaub. Auf diese Weise haben Sie einen sorglosen Urlaub. Arkadaşlar sırada durch yapısı var. Durch, bakın burada akusatif ile anılıyor. Nasıl bir fonksiyonu var? Gelin bu cümle içerisinde inceleyelim. Şimdi ilk cümleye baktığımızda ne diyor bize? Durch die ständige Verfügbarkeit von Nachrichten wächst auch der Stress in unserem Alltag. Verfügbarkeit arkadaşlar, die Verfügbarkeit erişim anlamında arkadaşlar. Von Nachrichten, yani haberlere olan erişim anlamında. Die ständige, sürekli anlamına geliyor arkadaşlar. Sürekli haberlere olan erişim wächst auch der Stress in unserem Alltag. Güncel hayatlarımızda stres de ne oluyor? Artıyor demeye getiriyor bu cümle. Dolayısıyla bakın burada durch fonksiyonu, nasıl bir fonksiyonu var durch'ın? Yani haberlere olan sürekli erişim vasıtasıyla, değil mi? Böyle bir anlam çıkmış oluyor. Dolayısıyla sürekli bir erişimin oluşu hayatlarımızda stresin artmasına neden oluyor demek istiyor cümle. Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar stres wachsen, wachsen neydi? Uzamak mesela, boyun uzaması, bir bitkinin uzaması gibi düşünebiliriz. Ancak burada stres ve wachsen aynı anda bir, nasıl söyleyeyim, bir grup, bir kelime grubu olarak düşünmekte fayda var. Çünkü stresin artması dediğimizde demek ki Almanca'da stres wachsen olarak ele alınıyor. In unserem Alltag, bizim günlük hayatımızda anlamında. Dolayısıyla burada bakın durch ile durch die ständige Verfügbarkeit von Nachrichten wächst auch der Stress in unserem Alltag. Yani buradaki auch ile ne yapmış oluyoruz? Bir o kadar da bizim stresimiz artıyor demeye getiriyor cümle. Sonraki örneğimize bakalım. Bu da gene durch yapısıyla olan bir
örnek cümle. Ne diyor? Durch den Gebrauch von Bildern und Videos können die Unternehmen ihre Produkte werben. Bu da gayet anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Der Gebrauch, kullanım demek arkadaşlar. Der Gebrauch von Bildern und Videos demek ki resimler ya da fotoğraflar ve videoların kullanımı ile ne oluyor? Können die Unternehmen, işletmeler ne yapabilir? Ihre Produkte werben, ürünlerini reklam edebiliyorlar. Demek ki yani fotoğraflar ve videolar sayesinde işletmeler tanıtımlarını ya da reklamlarını yapabiliyorlar demiş oluyoruz. Bakın burada durch den Gebrauch, buraya baktığımızda demek ki akusatif alıyor dedik değil mi az önce? Durch akusatif alır. Demek ki der Gebrauch ne olacak? Den Gebrauch. Dolayısıyla, çok dolayısıyla dedim, farkındayım. Durch den Gebrauch dediğimde demek ki kullanımı ile demiş oluyoruz. Neyin kullanımı? Resimler ve videolar kastedilmiş oluyor. Dolayısıyla ona bir bütün olarak düşünmek lazım arkadaşlar. Bu durumda durch den Gebrauch von Bildern und Videos şeklinde onu bir tek bir yapı olarak ele almamızda fayda var. Bir diğer modal Sätze, Art und Weise ausdrücken başlığının alt başlığı olan mittels ve mithilfe kalıplarını görüyoruz arkadaşlar. Bu da bariz bir şekilde neydi? Zaten içerisinde hilfe kelimesini barındırıyor. Yardım değil mi demekti? Mithilfe yardımıyla. Bakın burada ne olmuş arkadaşlar? Mittels'te ve mithilfe'de genitiflik ile anılıyor. Dolayısıyla yardımıyla dediğimizde demek ki burada genitifliği işin içerisine katmamız gerekiyor. Bakalım ne diyor? Der Lehrling hat die Webseite mittels eines Suchprogramms gefunden. Bakın burada bazı bir şekilde genitifliği hissediyoruz değil mi? Orada sonlardaki S'i. Ne diyor cümlemiz? Öncelikle bir anlamlandıralım. Der Lehrling, çırak, hat die Webseite, web sayfasını mittels eines Suchprogramms gefunden. Ne yapmış arkadaşlar? Bir arama programı vasıtasıyla bulmuş değil mi? Evet, şimdi burada herhangi bir marka vermek istemiyorum. Arama programlarını biliyoruzdur değil mi? İnternet sayfalarında çeşitli arama programları var. Demek ki web sayfasını arama programları şeklinde ele alınıyor Almanca'da arkadaşlar. Suchprogramm denildiğinde, yani arama motoru da diyoruz hatta değil mi arkadaşlar bunun için? Dolayısıyla biz buna Suchprogramm da diyebiliyoruz Almanca'da. Bu durumda demek ki arama motoru vasıtasıyla, onun yardımıyla web sayfasını bulmuş. Kim? Çırak. Dolayısıyla sondan başa gidiyoruz tabii Almanca'da değil mi? Anlamlandırırken. Bu durumda şimdi burada mittels ya da mithilfe hiç fark etmez. Ne oluyormuş arkadaşlar? Genitif oluyor. Bu durumda mittels eines Suchprogramms ya da mithilfe eines Suchprogramms demiş oluyorum. Dilerseniz burayı bir toparlayalım. Demek ki der Lehrling hat die Webseite mittels eines Suchprogramms gefunden diyebileceğim gibi ne diyebiliyormuşum? Der Lehrling hat die Webseite mithilfe eines Suchprogramms gefunden demiş oluyorum. Ve bir sonraki örneğe bakalım. Ne diyor? Bakın bu sefer mithilfe ve mittels ile başlamış cümle. Ne diyor cümlemiz? Mithilfe eines Staubsaugers konnte Klaus seinen Teppich selber reinigen. Evet, gayet anlaşılır bir cümle değil mi? Staubsauger neydi arkadaşlar? Süpürge. Değil mi? Süpürge, elektrikli süpürge. Klaus bu bir erkek ismi. Der Teppich, bu da halı demek. Selber kendisi. Reinigen, bu da temizlemek. Dolayısıyla toparlayacak olursak Klaus halıyı kendi temizledi. Neyin yardımıyla? Bir elektrikli süpürge yardımıyla demiş oluyoruz değil mi? Şimdi buraya baktığımızda arkadaşlar mithilfe eines Staubsaugers ya da mittels eines Staubsaugers, ikisi de doğru arkadaşlar. Dilediğimizi kullanabiliriz. Bu durumda mithilfe eines Staubsaugers konnte Klaus seinen Teppich selber reinigen ya da mittels eines Staubsaugers konnte Klaus seinen Teppich selber
reinigen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümlelerin şöyle bir üstünden geçelim. Ardından doğru telaffuzuyla telaffuz çalışmasına başlayalım. Demek ki durch ne oluyormuş arkadaşlar? Akkusatif ile anılıyormuş. Ne yapmışız? Durch die ständige Verfügbarkeit von Nachrichten wächst auch der Stress in unserem Alltag. Demek ki haberlere olan sürekli bu erişim değil mi? Ne yapıyormuş? Bizdeki stresi değil mi? Hayatımızdaki, hayatlarımızdaki stresi de arttırıyor demiş oluyoruz bu cümleyle. İkinci cümlede durch den Gebrauch von Bildern und Videos können die Unternehmen ihre Produkte werben. Demek ki resimler ve videoların kullanımıyla, değil mi? Gebrauch çünkü kullanım demek. Kullanımıyla işletmeler ürünlerini reklam edebilirler, tanıtabilirler demek istiyor değil mi cümlemiz? Burada ise mittels ve mithilfe genitiflikle anılıyor dedik ve yardımıyla anlamında. Der Lehrling hat die Webseite mittels eines Suchprogramms gefunden. Demek ki çırak bir arama motoru sayesinde ne yapmış? Web sitesini bulmuş. Bakın mittels ile kullanabileceğim gibi mittels eines Suchprogramms gefunden demiş oluyoruz. Buradaki kilit nokta ne? Genitif. Demek ki genitiflikle anılıyormuş arkadaşlar bu yapılar. Bu yapılar aynı zamanda cümle başına da gelebiliyor. Bakın burada. Mit Hilfe eines Staubsaugers konnte Klaus seinen Teppich selber reinigen. Değil mi? Ne diyor? Halıyı Klaus kendi neyin yardımıyla temizledi? Elektrikli süpürge yardımıyla temizleyebildi. Değil mi? Ya da mittels eines Staubsaugers konnte Klaus seinen Teppich selber reinigen dedik. Şimdi telaffuz çalışmasına başlayabiliriz. Durch die ständige Verfügbarkeit von Nachrichten wächst auch der Stress in unserem Alltag. Durch die ständige Verfügbarkeit von Nachrichten wächst auch der Stress in unserem Alltag. Durch den Gebrauch von Bildern und Videos können die Unternehmen ihre Produkte werben. Durch den Gebrauch von Bildern und Videos können die Unternehmen ihre Produkte werben. Der Lehrling hat die Webseite mittels eines Suchprogramms gefunden. Der Lehrling hat die Webseite mit Hilfe eines Suchprogramms gefunden. Mit Hilfe eines Staubsaugers konnte Klaus seinen Teppich selber reinigen. Mittels eines Staubsaugers konnte Klaus seinen Teppich selber reinigen. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde modalsätze, Art und Weise ausdrücken konusunu tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.